Rusya'da doğdum, orada büyüdüm. 5 sene orada okudum, 5. sınıfa kadar. 6. sınıftayken buraya taşındık, 6. sınıfı burada okudum. Yani 9 yıldır Türkiye'deyim. Ve işte Rusçayı oradan biliyorum, yani konuşarak yerinde öğrendim dili. Sonra da işte sınava gelince de bir de çalıştım. Böyle olunca da Allah'a şükür nasip oldu, birinci oldum. Birinciliği bekliyor muydum? Beklemiyordum ama işte nasip işi. Şaşırdım. Ben daha bir hafta açıklanmayacak zannediyorum sınavı. Sabah uyandığımda ÖSYM Başkanı Halis Aygün aradı beni. İşte tebrik etti, birinci olduğumu söyledi. Çok şaşırdım orada. Beklemiyordum çünkü. Yani iyi bir sonuç bekliyordum ama birincilik beklemiyordum. İşte şaşırınca tabii heyecan. Kendisi de işte tebrik etti, biraz sohbet etti. Orada çok mutlu oldum. Ardından aileme haber verdim işte. Ailem de işteydi o zaman herkes. Onlar da mutlu oldular tabii öğrenince. Akşam gelince daha detaylıca konuştuk tabii mevzuyu. İşte mutlu oldum. Çok güzel bir his. Hazırlık dönemim çok zorlu geçti. Ben zaten geçen sene de girmiştim sınava. TYT puanımı geçen seneden kullandım. Çok çalıştık. Arkadaşlarla olsun, işte okul ortamında, evde çok fazla çalışıyordum. Hatta hani mahalledeki arkadaşlarımla görüşemedim bile. Çağırıyorlardı dışarı falan mesela. Gitmiyordum çünkü ders çalışmam gerekiyordu. Komşularımı yılda 2 defa, 3 defa falan görebiliyordum. Bayramdan bayrama diyelim yani. Öyle çok çalıştık. İşte sabah okulda, akşam gelince evde. 12-1'e kadar çalışıyorduk zaten. Uykumuzdan feragat ettik, çalıştık. Allah da nasip etti çok şükür. Ben zaten Cerrahpaşa Tıp 2. sınıf öğrencisiyim. Yani geçen sene yerleşmiştim. Tıp alanında ilerlemek istiyorum. İnşallah nasip olursa yapay zeka ile alakalı kendimi geliştirip tıpla yapay zekanın yani günümüz çağında birleştiği yerde çalışmak istiyorum. Artık neresi nasip olursa inşallah yaparım diye düşünüyorum. Ailem şöyle, eğitime çok önem veren insanlar her biri. Yani nerede bir okuyan bir insan, nerede bir eğitime çabalayan bir insan görseler her zaman destek olmaya çalışırlar. Yani sevinirler böyle. Maddi manevi olarak sahip çıkmaya çalışırlar. Ben de öyleyim. Dolayısıyla ailemin eğitime verdiği önem bana da yansıdı. Hani gerek dillere verdikleri önem, gerekse işte diğer fen bilimlerine verdikleri önem işte etkiliyor. Bir de tabii sınav esnasında strestir, heyecandır, işte bu tarz şeylerle en büyük yardımcı destek aile oluyor. Çünkü sınav sadece çalışmak değil, stres çok büyük bir etken, çevre çok büyük bir etken. Aynı zamanda sınav anı da çok büyük bir etken. Yani sadece çalışmaya bağlı bir şey değil, çok büyük faktörler var. Özellikle stres tekrarladım ama. İşte aile de bunların önüne geçmede çok yardımcı oluyor. Her zaman destek çıkıyorlar. Atıyorum moraliniz bozuldu, denemede kötü geldi. Aileniz sizin yanınızdaysa çok bir şey olmuyor yani, sizi üzmüyor. Devam ediyorsunuz yolunuza. İşte benim annem de hep yardımcı oldu bana. İşte maddi manevi olarak destek çıktılar. Böylece stres yapmadan sınava girdim.